Novruz Ahmadov'la birlikteyiz. Kendisi kum sanatıyla ilgileniyor. Kum sanatının popülerliği, Diyarbakır'daki, Türkiye'deki yeri ve çalışmalar hakkında konuşacağız. Novruz, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Novruz Ahmadov. Azerbaycan doğumluyum. Azerbaycan'a doğdum. 2015 yılında Türkiye'ye yerleştim. Türkiye'de hukuk fakültesinde okumak için geldim. Ve o yıldan bu yana Diyarbakır'da yaşıyorum. Ve geldiğim yıldan bu tarafa başta kum sanatı olmak üzere birçok sanat dalında kendimizi geliştirmeye çalıştım. Kum sanatıyla ilgileniyorum. Ana böyle ilgilendiğim dal kum sanatıdır. Ama onun yanı sıra kaligrafi, ebru sanatı, geleneksel sanatlardan olsa, kitap süsleme, mandala, duvar boyama, duvar sanatı. Bu sanatlarla ilgileniyoruz. Kum sanatıyla ilgilenmek sende nasıl başladı? Bunun hikayesini anlatabilir misin bize? Tabii. Ben Türkiye'ye geldiğimde sanat çok güzel çizim yapıyordum, tablolar yapıyordum ama kum sanatı yapmıyordum. Böyle bir sanatın varlığının da haberim yoktu zaten. Böyle bir sanat var mı yok mu bilmiyorum. Ben geldikten sonra bir çöpe hassasiyetim var ve evde kalmış fazladan bir cam vardı. Ben o camı sanata dönüştüreyim derken böyle çimentoyla başladım. Çimentoyla bir görsel şov yaratmaya. Tabii altamı koyuyorum üstüne, güneşliksel bir şey. Böyle çizim yapıyorum. Tabii insan çizerken diyor ki ya birileri de baksın, birileri de görsün. Çünkü iki ev arkadaşım var, öğrenci evinde kalıyorum. Evet. Ve ev arkadaşlarım bana diyor ya mahvetme kendini, bak çimentoyla sanatma olur, elini yaralayacaksın. Gerçekten elim çimentoyla yaptığım için yaralıyorum. Sonra bunu araştırdım ki böyle bir sanat varmış. İşte kumla bir çizimler yapıyorlar, ışık veriyorsun alttan falan tarzı. Ben de bunu taklit etmeye başladım. Bununla aynısını yapmaya başladım. Sonra bir gün bir sosyal medyadan birinde yayın açtım. Yayında bir bak çiziyorum. Tabii yayında çekiyoruz. Çekiyorum tek başına. 3 kişi biraz geçti bir baktım ki 8, 9, 10, 300. O yayını tam 46 bin kişi izledi. Ben ilk başta bahsettiğim gibi yani bir amatörce yapıyorum ve kum masam bile yok. Eski yok bir çöp atıcı bir camın üzerinde sanat yapıyorum, çimento yapıyorum. Böyle olunca ben gösteriye gittim. Erzurum'a gösteriye gittim. Gösteride kum sanatının nasıl değerli olduğunu, insanların nasıl buna ilgi duyduğunu gördüm. Hı hı. Ve o gün boyunca 1000-2000 olan takipçi sayısı, ikiye katladı. Ya bundan sonra biraz daha fazla emek sarf etmeye, bu sanata daha çok ilgilenmeye başladım. Ondan sonra kendi kum masamı geliştirdim. Çünkü Diyarbakır'da kum masası yok. Yani böyle, zaten Diyarbakır'da kum sanatı yapan da yok. Yani Diyarbakır'da yok, çevre illerde yok. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, bir tane İzmir'de tanıdığım birisi var. Bir de Malatya'da birisi var tanıdığım. Peki Diyarbakır'da kum sanatı yapan yok dedin. Malzemeyi bulma konusunda zorluk çekiyor musun Diyarbakır'da? Çok çekiyorum malzeme konusunda. Masası konusunda artık kabullendik. Kendimiz gidiyoruz mobilyacıda yapıyoruz. Aynen. Kum? Kum konusu hala bir muamma. İlk başlarda kum sanatında akvaryumlar için, balıklar için olan bir kum var. Onu ezip yapıyorduk. Yani Diyarbakır'da kum sanatının malzemesi yok. Yok. Hobi malzemelerine gidiyorsunuz. Gezebilirsiniz hepsini. Yok. Ben kum diyorum bazen. Bana oyun hamuru falan veriyorlar. Yani öyle oluyor. Yani yok. Peki bu kum sanatının Diyarbakır'da yani yapan yok dedin. Bir oluşumu var mı? Bununla ilgilenen, bununla ilgili bir çalışma yapan var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Kum sanatı genç bir sanat. Evet. Genç sanat olduğu için Türkiye daha bunu tam olarak kabul etmedi. Yani herkesin kendilerine yapabileceği bir sanat dalı değil. Diyarbakır'da oluşum yok. Diyarbakır'da yani bir ben varım, bir başka yapan yok. Ve benim çevremde benim destek olup öğrettiğim 2-3 öğrenci var. Yani bunun dışında gerçek anlamda yapan yok. Anladım. Ama Türkiye'nin genelinde de yok. Ama tabii kum sanat hocaları kendileri eğitimler veriyorlar. Bu sanatı biraz daha insanlar arasında, toplum arasında çoğaltmak için, yani daha fazla kişiye ulaştırmak için böyle bir çaba harcıyorlar. Peki dünyada popülerliği olan yer var mı? Dünyada
popülarite kazanmış iki yer var. Bir İsrail, iki Ukrayna'da çok popüler. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi İlana Yahav var. İsrailli bir kadın sanatçı. Onun bu kum sanatını hem çok hızlı hem de çok pratik bir şekilde hikaye dönüştürmesi bayağı bir ilgi topluyor. İkinci de Ksenia Siminova var, Ukraynalı. Genelde tüm yetenek yarışmalarına katılarak sunmuş olduğu bir program. Zaten Türkiye'de de herkes öyle tanıdı bu kum sanatını. Görsel sanatı daha çok ortaya koyduğu için Ukrayna'da biraz bu gelenek haline gelmiş. Yani şu an dünyada en çok geliştiği yer Ukrayna ve İsrail. Ne tür yerlere gittin, ne tür turneler yaptın, nerelerde gösteri yaptın? Kısaca bir anlatabilir misin? Şimdi ilk başlarda gösteriye giderken biraz korkuyorduk. Yani gideceğiz, nasıl tepki alırız falan derken. 2-3 gösteriden sonra, ilk gösterim ben Gaziantep'te oldu. Sonra Erzurum'da oldu. Bundan sonra tabii orada biz görenler davet ediyor. Bir de sosyal medya üzerinden kum sanatı arayanlar olur. Organizasyon şirketleri bazen davet ediyorlar. Ya onlarla çalışma yaptık. Bundan sonra her ile davet alıyoruz. Mesela Ramazan'da 30 gün Ramazan boyunca hiç olmasa 7 şehre gidiyoruz. Hiç olmaz. Türkiye'de kaç yere gezdin kum sanatı gösterisi yani için? Şu ana kadar kum masamla beraber 70 ili gezmişimdir. Yani 70 ili gezmişimdir. Yurt dışı? Yurt dışı bir Azerbaycan'da gösteri yaptım, bir Ukrayna'da gösteri yaptım. Sahneye çıkıyorum, sahnede bana 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikalık bir zaman ayırıyorlar. Ben 15 dakika, 20 dakika gösteri yapıyorum ama bunun arka planı 2 gün sürüyor, 1 gün sürüyor. Evet. Ve bunun benim ekonomime çok büyük katkısı var. Ben öğrenciyim, 5 yıldır kum sanatı yapıyorum ve 5 yıl boyunca tüm gelirimi kum sanatından karşıladım. Yani böyle bir ekonomi. Yani ortalama bir rakam verebilir misin? Ya şöyle bir şey. Gösterimiz başına. Yani gösteri en düşük şehir için, mesela bu yol masrafları, kalma masrafları falan hepsini hesaba katınca yani 1200 liradan 4000 liraya kadar değişen bir skala var. Yani. Sloganım şuydu. Kuma su kadarsan çamur, sevgi kadarsan sanat olur. Yani benim sloganım buydu. Hatta kum masanın önünde yazmıştım. Yani ben sevgi katıyorum, emek veriyorum. İnsanlar oraya gelip 1000 kişi bazen oluyor sahneye, 400 oluyor, 200 oluyor, 100 oluyor, 1 oluyor, 1 kişi olsa bile beni izlemeye birisi gelmişse ben ona karşı mahcup olmam lazım. İki, ben ona güzel bir şey sunmam lazım. Gelecekte de gerçekten Türkiye'de de destek verilirse bu sana çok büyük yerlere gidilir. Son olarak Nevruz, kum sanatıyla ilgilenmek isteyen ve bu alanda ilgili olan kişilere neler tavsiye edersin ve son olarak senin eklemek istediğin varsa? Tabii. Şimdi kum sanatını gören insanlar, özellikle Diyarbakır'da canlı gösteriye gelen insanlar genelde ilgileniyor. Nasıl yapabiliriz, nerede yapabiliriz? Biz daha önce bir atölye açtık. Atölyede öğrenci kabul ettik. Ücretsiz öğrenci ve bunu kısmen de olsa öğrenen kişiler oldu. Tamamen ücretsiz yaptık. Ama tabii bizim imkanlarımız bir halk eğitim imkanları kadar değildir. Hı hı. Bu konuda biz eksik kaldık. Atölyemizde biraz da maddi olarak bizi zorladığı için biz atölyemizi kapattık. Atölyeyi kendiniz mi oluşturdunuz? Aynen. Kendim ben kirasını ödüyordum. İşte masa yaptım bir sürü. Böyle. Ama maddi olarak zorlandığımız için kapattık. Atölyeyi kapattık. Ya bu konuda bir destek olmuyor. Tabii biz isteriz herkes kum sanatı öğrensin, herkes güzel şeylere ulaşsın ama yok. Kum masasını mesela siz gibi bir mobilyacıdan alamazsınız ama sosyal medyadan bana ulaşır, bana yazan olursa ki işte kum masası lazım. Ben onlar için kendim kum masası yapıyorum. Yani satmıyorum kimseye kum masası. Onlar için hazırlıyorum. Yani bu benim için bir ticaret değildir. Onları sanata ulaştırma bir hamlesidir. Diyarbakır'da sanat olsun, sosyal olsun ve insanlara böyle ulaşma konusunda toplumsal olarak çok güzel faaliyet yürüten arkadaşlarımız da var. Çalışıyoruz. Bunlara beraber ortak bir çalışmalar yapalım. Ortak bir yerde buluşup insanlara hizmet edelim. Bu arada size de geldiğiniz için teşekkür ederim. Sanata değer verdiğiniz için. Böyle her zaman. Her genç, zaman. Sanat uğraşan, topluma fayda sağlayan, fayda üreten insanlarla uğraştığınız için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.
sanatın için, çalışmaların için sana kolaylıklar diliyoruz. Yolun açık olsun. Bizi davet ettiğin için de teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.